Şimdi bir diğer yamul örneğimizi yapalım. Burada biraz daha gerçekçi bir örnek, yani bir tık ötesini yapalım. Şimdi şurayı kapattım, 02 açtım. 02 isimli klasör. Bunun içerisine de main go yazdım. Şimdi bu tamam. Bir de ben buna models diye bir klasör daha ekliyorum. Şöyle models adında. Bunun içerisinde bir config dosyası olacak. Config go dosyası olacak. Şurada bir de config yaml adında bir dosya daha oluşturayım. Bakın bunların hepsi şunun içinde olacak. Hatta kafanızı karıştırmasın diye ben biri sileyim burada. Bu sadece tek olarak kalsın şöyle. Başka main'imiz var. Config yaml var. Bir de config go var. Config yaml içerisinde şöyle ayarlar saklayacağım ben. User x mesela. Database. İki nokta üst üste abc database. Bunu bir veri tabanına bağlantı konfigürasyon dosyası gibi düşünebilirsiniz. Port 1234. Server localhost olacak. 127.0.0.1 ve ek ayarlar nasıl saklarız ona da bakalım. Settings adında. Burada bir tire işareti koyduktan sonra şöyle boşluk bırakıp ayarın adını yazmamız yeterli. Yani ayarın bilgisini, value kısmını yazmamız yeterli. Bu yeter bizim için. Şimdi bunun şuradaki bilgilerin tutulacağı bir config dosyası oluşturmamız gerekiyor. Bunu da config go dosyası. Bunu da models içerisinde yapıyoruz. Config nokta go diyorum. Çünkü bunu object dosyadan objeye file to object işlemi yaptığımız zaman bu nesneyi kullanacağız. Burada da models klasörünü biz burada gene package olarak kullanıyoruz. Type config struct sonrasında user string diyorum ve şurada gene standart özelliklerimizden bir tanesi benim klavyede alt sonra alta basılı tutarak sonra 9 ve 6'ya sırasıyla bastığımda şunlar çıkıyor. YAML user diyorum. Yani dosyadaki küçük harfle başlayan user bizim config içerisindeki şuna denk gelecek. Bununla eşleşecek. Şunu ben kopyalayayım. Hatta şuraya kopyalayayım. Çünkü zaten string olarak kullanacağım bunları. Database şöyle yapıyorum. Küçük harfle database. Sonrasında port string port server. Son olarak da settings şöyle yaptığımda settings'i de biz burada bir string dizisi olarak tutabiliriz. Şuradaki ayarları şöyle tekrar bir göstereyim. Şimdi main go içerisine geldim. Main go'da da gene temel yapıyı kuruyoruz tabii burada. Temel yapımızda bu bir main package üzerinden çalışacak tabii. Import alanını oluşturuyorum. Burada bir de main oluşturuyorum. Main function'ımı. Şimdi burada biz dosyayı elde edeceğiz öncelikle. File name adında. Bunu da şöyle alabilirim. Çünkü config yaml dosyası hemen bizim uygulamanın ana dizininde. Şu şekilde yaptığımda config yaml görünüyor. Bu şekilde olabilir. İsterseniz bunu argüman olarak da şöyle alabilirsiniz aslında. Bu da bir araştırma ödevi olabilir. Hani kullanıcı tarafından girilsin derseniz, mesela onu şöyle yapayım ben. Eğer kullanıcı tarafından girilsin derseniz, şu şekilde yukarıdaki gibi alabilirsiniz. OS package'ini kullanmanız gerekir. Ve çalıştırırken de go run mesela src, bu src neyse
o şekilde. Biz burada şöyle diyebiliriz: main go ve ya da kafanızı karıştırmadan direkt ben şöyle yapayım. SRC kullanmadan nasıl olur? Burada da main go config yaml. Mesela şöyle çalıştırma yöntemi uygulanabilir. Go run derken. Öncelikle şu şekilde main go'yu gönderiyorsunuz. Eğer argüman üzerinden elde edecekseniz os args kullanırsınız. Os package içerisindeki args'ı. Onun da ilk elemanını elde ederseniz size burada gönderdiğiniz komut satırı üzerinden gönderdiğiniz config yaml'ı verecektir buradaki ismi. Onu da şurada file name olarak kullanabilirsiniz. Bu da bir araştırma ödevi size. Aralarda bu şekilde vereceğim ödevleri. Yaparsanız sizin için faydalı olacaktır. Şimdi geldim. Burada devam ediyorum. Config. Şimdi ben burada config dosyasını, config go dosyasını kullanmam gerekiyor şöyle. Ama dikkat ederseniz büyük harfle config go'yu göremiyorum. Bunun nedeni şu. Öncelikle import tanımlamaları yapmam lazım. Şurada benim models package'ını buraya dahil etmem gerekiyor. Models package'ı ne? Şurası bakın. Ben config kullanmak istiyorsam models package'ını kullanmam gerekiyor burada. Tabii bunun hani aralarda söylüyorum. Normalde bu tür package tanımlamalarını şu şekilde yapıp mesela GitHub ya da farklı kendi özel Git sunucunuz üzerinden de yörelleyerek şu şekilde verebilirsiniz. Mesela şöyle diyeyim, username, project X vesaire gibi vermeniz gerekiyor. Bu daha temiz bir yöntem. Ama şu an için hani her örnekte bunu yapmaya gerek yok farklı örneklerimizde. Biz basit olarak şöyle statik yol vereceğiz. Şunun içerisinden models dediğim zaman ben direkt o package'ı almış oluyorum. Bunu şu şekilde kullanamam. Şöyle bir kopyalayayım ben onu. Bakın böyle kaydettiğim zaman import kısmını komple sildi. Çünkü böyle yaptığım zaman buna bir isim verip şöyle diyeyim M mesela. Ondan sonra gelip M nokta deyip ondan sonra içerisindeki config'e erişebilir olacağım. Bu hata kullanılmadığından dolayı kaynaklanıyor. Aksi halde herhangi bir sıkıntı yok burada. Şu şekilde tanımlarsam olur. Ama ben bunu böyle yapmak istemiyorum. Diyorum ki bu models package içerisindeki nesneleri benim main go uygulama içerisine load et. Yani yükle. Bunu yapmak için de import tarafında nokta kullanılıyordu. Nokta kullanırsam ben şunu demiş oluyorum. Ben bunu herhangi bir isimlendirme olmadan models içerisindeki bütün nesneleri, dışarıya açık olan nesneleri o package'daki onları load ederek buradan erişebilirim demek oluyor. Ondan sonra bir diğer işlem bizim dosya işlemlerini yapacağımız şöyle io util var. Bu package'i kullanacağız. Ondan sonra son olarak da YAML işlemlerini yapacağımız YAML package'ini kullanacağım. Go package in diyerek şuradan YAML.v2 bunu seçiyorum. Bunu URL olarak da açabilirsiniz. İncelemek isterseniz. Bunu kullanacağım bu sefer. Şimdi şu an kaydetmeden devam ediyorum. Kaydedersem otomatik olarak silecek bunları. Şimdi şöyle tanımlamamızı yapalım ve devam edelim. IOUtil nokta read file diyerek yukarıda elde ettiğim file name'i atadım buna. If err nil panik err ve şurada da ekrana yazma işlemini yapalım. String source diyerek burada dosyadan okuduğum bilgiyi buraya yaptım. Tabii şunu kurmadık mesela. Bunu kurayım. Open in terminal diyerek terminal üzerinden bunu kuracağım. Go get yaml v2. Şu an tamam.
Şimdi kaydediyorum. Yok oldu. Aa, çünkü gerçi bunu kullanmamıza gerek yok şu an. Tamam. Ama isterseniz bunu da kullanarak YAML dosyasını unmarshal edebilirsiniz mesela. Bu da bir örnek olsun sizin için. Şurada YAML içerisinde unmarshal diye bir function var. Bu function'ı kullanın ve oluşturduğumuz, burada elde ettiğimiz YAML'dan aldığımız o veriyi bir config dosyasına aktarın. Bu size bir araştırma ödevi. Şu şekilde. Bunun için de şunu kullanabilirsiniz. Ya da diğer daha önce kullandığımız package neydi? Onu da şöyle yapıştırayım ben. Şunu da kullanabilirsiniz. İkisinden birini kullanarak bunu yapabilirsiniz. Şöyle geldim. Şimdi çalıştırıyorum. Go run main go. Tabii buna da gerek kalmadı. Şuradaki ödevi size verdiğim için. Şöyle config nesnesine siz dönüştürme işlemi yapacaksınız. Ben bunun altyapısını verdim size ödev olarak. Buna da şu şekilde gerek kalmadı. Bunu da siz kullanacaksınız. Uygulama içerisinde config dosyasına nesne dönüştürme işlemi için. Ben sadece bunu aldım ve run main go diyerek bunu ekrana bastık şu şekilde. İçeriğini tamamen okuduk. Şimdi bu sizin için biraz challenge olacaktır doğal olarak. Bu config dosyasını biz okuduk ama bunu mesela nesneye dönüştürme işlemlerini sadece JSON ve XML türlerinde yaptık. XML türlerinde işte XML'den veri aldık, bunu dönüştürdük. Go nesnelerini aktardık ve onun üzerinde işlemler yaptık. Ama bunda özellikle yapmadım. Bunu biraz challenge olarak bırakıyorum. Hani biraz araştırma yapmanız gerekiyor. Araştırma yapıp bu bahsettiğim ödevleri yapabilirsiniz. Bundan sonrakinde YAML değil, TOML dosya yapısını anlatacağım. TOML dosya yapısı da benzer şekilde kullanılıyor YAML'la konfigürasyon amacıyla. Onda detaylı bir şekilde, daha detaylı ve gerçek uygulama örnekleri yapıyorum. Ondan kopya çekerek bu YAML örneğini yapabilirsiniz. Bu sizin araştırma ödeviniz.